Selamlar herkese. Bugün sizlere değerli arkadaşlar Hollanda'da işte genel anlamda yaşam, maliyetler, kiralar, maaşlar vesaire vesaire gibi detaylardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım şu meşhur sorudan. Değerli arkadaşlar nasıl gelirim sorusu. Şimdi nasıl gelirim sorusunun cevabı sizin mevcut durumunuza göre değişiyor. Şimdi hani X işini yapıyorsun o zaman buna göre gelebilirsin. Y işini yapıyorsan buna göre gelebilirsin gibi farklı şeyler var, çözümler var. Mevcut durumunuz neyse onu iyice analiz edip yurt dışında en çok sizin yani sizin en güçlü olduğunuz yanlarınıza en uygun pozisyon neyse en uygun ülkedeki yasal koşullar neyse ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. Yani nasıl gelirim sorusunun cevabı aslında bu. Gelelim biz artık videomuzun fokusuna. Hollanda'da yaşam meselesine. İlk başlayacağım konu ev. Ev meselesi arkadaşlar. Ev gerçekten Hollanda'da ev bulmak özellikle Amsterdam üzerinde ev bulmak gerçekten çok zor. Hatta bu meseleyle ilgili olarak Covid-19'dan sonra insanlar barınma sorunu falan filan diye böyle eylemler falan filan yapmışlar burada. Mevcut belediye bu sorunu 2040 yılına kadar çözeceğini vaat ediyor Amsterdam toplumuna. Fakat şöyle bir durum var. Toplum da bir yandan çok bastırıyor çünkü ev sorunu yükseldikçe kiralar çok yükseliyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi işte. Kiralar yükseldikçe ev sorunu yükseliyor. Ev sorunu yükseldikçe kiralar yükseliyor. Yani şu an bu sorun aslında ciddi boyutlarda Amsterdam üzerindeki ev sorunu. Kiralar ne kadar? Şimdi arkadaşlar kent merkezine yakın oturayım, şehir merkezine haralı gürelerin içinde yaşayayım derseniz kiralar minimum 2000-2500 Euro'dan başlar sonra 5000, 6000, 7000'e kadar gider. Şimdi bu kira fazla mı değil mi? Şimdi ilk duyulduğunda şey gelebilir Türkiye'den 2500 Euro birim başına düşündüğünde ucuz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben de buraya ilk geldiğimde neyin ucuz neyin pahalı olduğunu anlamakta uzunca bir süre zorlandım. Fakat artık bunu anlayabilmek için yeterli süreyi geçirdim. 2500 Euro ile 5000 Euro bariminde ev kirası gerçekten çok yüksek. Şöyle anlatayım sizlere. Asgari ücret yaklaşık 2100 euro bareminde. İşte bir anne bir baba yani iki kişi yaşasanız iki kişi 4200 euro maaş alsa 2500 euroyu kiraya verirse 1700 euro ile bir ayda geçinmesi zor. Bu arada 1700 euro ile iki kişi imkansız değil de hani bütün parayı eve basmış olursun öyle düşün yani. Türkiye'ye göre kıyaslayacak olursak da bunu şöyle düşünün. İki kişinin yaklaşık 250k maaş alması lazım ki 90k'lık kirayı verebilsin. Çünkü bir de şöyle bir hesap devreye giriyor hani 90K'lık evde yaşıyorsan senin hayatın da biraz normalden masraflıdır diye düşünüyorum. Hani bunları da eklediğiniz zaman aynı formülü alıp Hollanda için de uygulayabilirsiniz. Yani 2500 euro baremi gerçekten yüksek bir barem. Şöyle bir opsiyonunuz tabii ki de var. Ben şehir merkezinden uzaklaşayım. Hani böyle işte bu meşhur Avrupa hayali böyle bahçeli bir ev, sakin bir kasaba falan filan moduna gireyim derseniz bir kere ev bahçeli olsun derseniz yine 2500, 2100, 1800 buralarda bir kirayı ödersiniz. Yani bu arada bu Amsterdam, Harlem, Cena için konuşuyorum burada. Burada farklı bir ilginç bir durum daha var. Diyelim evi buldunuz ya şimdi evi kiralamak için ev sahibine mevcut gelir durumunuzun düzenli olduğunu ve böyle aylık olarak şu kadar geldiğini falan filanı kanıtlamanız gerekiyor. Yani işin açıkçası arkadaşlar böyle atıyorum şöyle düşünün bu arada bunu. Diyelim maaşınız 3500 euro ama kriptodan da aylık 100 bin euro gelir elde ediyorsunuz. Size o 2500 euroluk evi vermezler. Neden vermezler biliyor musunuz? Çünkü hani senin düzenli gelirin 3000 euro diye değerlendirir ev sahibi ve o evi size vermez. Bir başka durum daha gelişebilir. Diyelim ev 1800 euro çok beğendiniz her şey çok iyi. Birisi gelir mevcut ev sıkıntısından ötürü der ki ben 2100 euro veririm. Ev sahibiyle anlaşırlar o ev yine elden gider. Yani genelde olan sıklıkla olan durumlar bunlar. Bir diğer durum da hani bekar olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz. Buraya geldiğinizde konu sorununu çözmek için ne yapabilirsiniz veya gelecekseniz. Oda kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Oda kiraları da yine Amsterdam merkezde şehir merkezine yakın olayım. Böyle bisikletle 3-5 dakikalık yerlerde olayım derseniz. Yani küçük bir odanın kirası 900 euro ile 1100-1200 euro arasında değişir. Merkezden biraz uzaklaşırsanız 600 euroya kadar iner. Birazcık daha böyle Harlem taraflarında falan filan 300'lere 400'lere iniyordur diye tahmin ediyorum. Orayla ilgili bilgim yok. Benim bilgim Amsterdam'la sınırlı. Gelelim bir diğer problemimize değerli arkadaşlar dil problemi. Arkadaşlar dil meselesi harbiden çok önemliymiş. Çünkü ben gelmeden önce Türkiye'deyken ya işte oyunlardan sağdan soldan bir şekilde dili öğrendik diye İngilizceyi öğrendik diye değerlendiriyordum. Fakat Hollanda gibi %95-%96 oranında İngilizce konuşulabilen bir ülkeye geldiğimde İşin açıkçası kendi gerçeğimle yüzleştim. Yüzleştiğim gerçekte şuydu. İnsanlar konuşurken altyazı yoktu. Yani orada bir konuşurken böyle bir altyazı uygulaması olsa gözlüklerde falan anlayacağım ne dediklerini de hani altyazı olmadığı için anlamakta zorlanıyordum ya onu fark ettim. Tam bu noktada sizlere Open English'in %60 indirimiyle İngilizce ile kafanda büyütme sloganını söylemek istiyorum. %60 indirim de çok güzel bir oran bu arada. Arkadaşlar şöyle bir durum var.
hem Open English'in bu kampanyasından bahsedeceğim hem de birkaç tane kişisel anekdot anlatacağım sizlere. Hani Türkiye'deyken şöyle düşünüyordum yine, ya ben derdimi anlatabilecek kadar İngilizce biliyorum. Şimdi buraya gelince de şöyle bir durumla yine karşılaştım. Şimdi ben derdimi anlatabiliyorum, okey, bunda bir problem yok, ama bazen de karşı tarafın derdini anlamam gerekiyor. Yani bir şey oluyor, adamın ne söylediğini anlamam gerekiyor ve onu anlamakta zorlanıyorum. Ya zorlandığımı fark ettim. Sizler de hani ben de derdimi anlatabilecek kadar İngilizce biliyorum diyorsanız, sadece 3 ay içerisinde Open English'in mevcut kurslarıyla birlikte İngilizcenizi derdimi anlatabilecek kadarın bir üstüne taşıyabilirsiniz. Yurt dışında yaşamayı kafanızı koyun, koymayın, ama bir dille ilgili bir probleminiz varsa onu acilen çözmek için harekete geçirin. Burada avantajınız ne? Open English'in %60'lık devasa bir indirimiyle birlikte 7/24 ana dili İngilizce olan öğretmenlerle dersler yapabilirsiniz. Grup konuşmalarına katılabilirsiniz. Ana dili İngilizce olmak, yani %100 İngilizce eğitim almanın da şöyle önemli bir noktası var. Yine kendimden bir şey anlatacağım sizlere. Türkiye'deyken vakti zamanında işte bu İngilizce eğitimlerini vesaire lisede orada burada alırken, o İngilizce'deki zamanların anlamlarının Türkçesini öğrenmişim. O zamanların anlamlarının Türkçesini biliyor olmak benim buradaki %100 İngilizce eğitim almaya başladığım zaman benim bir takım problemler yaşamama neden oldu arkadaşlar. Bazı şeyleri anlamakta zorlandım. Zorlanma nedenim o zamanın Türkçesini biliyor olmak. Bu size biraz tuhaf gelebilir ama arkadaşlar hani bunu hani belki benimle birlikte deneyimden farklı insanlar da olduysa yorumlarda belirtsinler. Fakat gerçekten %100 İngilizce eğitim almak bu işi anlamak için çok önemli. Karşılaşılan bir diğer büyük mesele de bu dil sorununda, ki bu gündelik hayatta da sıkça olabiliyor. Hani bir özgüven problemi arkadaşlar. Bu sorunu aşabilmek için de yine Open English'in grup derslerine katılabilir. Seviyesi seninle ortalama aynı olan insanlarla aynı seviyelerde güzel muhabbetler çevirerek özgüven problemini ve kelime dağarı sıkıntını çözebilirsin. Bence daha fazla geç kalmadan, çünkü kampanya sınırlı süreli arkadaşlar bildiğim kadarıyla, Open English'in %60'lık devasa indiriminden faydalanmak için şimdi linke tıklayıp formu doldurun ve seçeceğiniz paket için uygun fiyatı alın. Bunu artık daha fazla ertelemeyin. Harbiden en önemli şey dil meselesi. Şimdi gelelim biraz da Hollanda'da iş ve çalışma koşullarına, maaşlara vesaire. Arkadaşlar bizim ülkemizden en temel farkı burada hani asgari ücretle belirlenen maaş hesaplanırken günle değil saatle hesaplanıyor olması. Yani şu kadar gün çalışmışsın falan filan önemli değil. Haftada doldurman gereken bir 40 saat var. İşine göre bu 30 saat de olabilir, 20 saat de olabilir. Yani saatle ölçülüyor alacağınız para. Bu da Hollanda'da şu an ortalama arkadaşlar. Burada küsurat hataları yapabilirim. Bilginiz olsun. Çok önemli bir bilgi sizin için. Mutlaka internetten teyit edin. Yalnız yanlış bilmiyorsam asgari ücret şu an 1 saati yaklaşık 13,5 euro mu? 13 euro 30 cent mi, öyle bir şey. Burada önemli olan, yani sizin bilmeniz gereken şey, ki o fiyat değişebilir orada. Burada hani emeğinizin karşılığını saatlik ücret, yani saatlik bazda alırsınız. Bir de bir diğer güzel bir durum daha var arkadaşlar. Haftalık 40 saatlik çalışmayı burada kimse aşamıyor. Vallahi şey sıkıntı olur yani, öyle söyleyeyim. Sabah 7'de işe gittiyseniz 3'te mesainiz bitiyor. Kalkıyorsunuz yani. Geliyoruz sağlık meselesine. Buraya gelmeden önce bizi en çok tedirgin eden meselelerden bir tanesiydi bu. Sağlık meselesi arkadaşlar. Hani Türkiye'den farklı olarak nesi var hemen onu size söyleyeyim. Öyle bir yerim ağrıdı, başım ağrıdı, burnum akıyor gibi durumlarda doktora gidemiyorsunuz öncelikle. Burada bir aile hekim var arkadaşlar. O aile hekimin önce sizin doktoru görmeye ikna olması gerekiyor mevcut durumunuzun. Bu gerçekten doktoru görmesi lazım şeklinde ikna olması gerekiyor. Ha durumunuz acilse zaten çözülüyor, tüm imkanlar vesaire tekrar size sağlanıyor. Ama diyelim acile yakın bir durumunuz var. Hani böyle acil değil de hani olur ya böyle, ya bizim çocuğun parmağının elinde şöyle bir iltihap çıkmıştı mesela. Acile gittiğimizde bize hani hayati risk yok deyip bayağı bir bekletmişlerdi. En son pes edip 2 saat, 3 saat, 5 saat gibi sürelerden bahsediyorum. Çünkü sürekli ya almıyor seni yani. Çünkü haklılar aslında teknik olarak da, hani en azından bir doktor göreydi iyi olurdu. Bir şey yok, sakin olun falan diyeydi iyi olurdu. Da onu demiyorlar ya, öyle söyleyeyim. Türkiye'den en farklı düzen bu. Gelelim birazcık da Hollanda'nın kültürel anlamda bizden ne fark var, burada sosyal hayatta ne oluyor falan filan, hemen onlardan bir bahsedeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar en temel anlamda Hollanda bir kere kuzeye yakın bir ülke olduğu için bizden kültürel anlamda bayağı farklar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama en çok karıştırılan Almanlardan da farklar. Almanlara göre çok daha canı yakın, çok daha hoş sohbet, böyle işte eğlenmeyi falan filan seven bilen insanlar. Bir de para durumuna bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü Hollanda ve para kültür anlamda birbirine biraz bağlı. Neden bağlı biliyor musunuz? Burada çok fazla zengin olmasına rağmen inanılmaz tutumlu bir hayat sürülüyor. Bir şeyin ne kadar pahalı olduğu değil, pahalı olan bir
şeyi satın alan kişinin onu ne kadar ucuza getirdiği bir övgü meselesi haline geliyor. Yani atıyorum 1000 liralık bir şeyi 800 liraya gayet tertemiz bir şekilde aldıysanız burada övülecek olan konu bu oluyor. Bir de hesap meselesi bizden farklı. Kendi aralarında bir tane uygulama geliştirmişler arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden size hesabı atıyorlar. Hani böyle 50 centler, 40 centler, 80 centler falan gelebiliyor. Çay içiyorsun, adamı 80 kuruş tutuyor. Adamdan 80 kuruş alıyorsun falan. Bize göre hani yok canım daha neler filan hani ne demek abi canı sağ olsun filan modu, ama burada en temel anlamda böyle bir şey yok. İnanılmaz tutumlular. Bazı konularda hatta cimriler. Bunun kültürel olarak bu topluma oturmasındaki en önemli neden bana soracak olursanız 2. Dünya Savaşı döneminden sonra yaşamış oldukları kıtlık. Sonuçta bu kuşak ve bundan sonraki gelen birkaç kuşak daha bu efektle birlikte büyür. Daha sonra açılırlar bilmiyorum ama şu anki halleri para konusunda çok sıkılar. Yemekler konusunda arkadaşlar bizim coğrafyamız gerçekten dünya yıldızları arasında yer aldığı için buralarda bir şeyleri beğenmemiz bence biraz zor. Ya zor abi kusura bakmayın ya bu konuda hani anlıyorsanız da dilimizi, ama yemekler Allah affetsin biraz kötü arkadaşlar burada. O yüzden hani çoğunlukla biz evde kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ya yemek namına söyleyebileceğim bir şey peynirler işte biraz fena değil. Döner arkadaşlar döner. Almanlar yine bizden burada da almaya çalışmış ama yemin ederim bütün Hollanda'da bayrak gibi her yerde döner dönüyor. Lahmacun çok ünlü burada. Lahmacunun arasında tavuk döner koyup satıyorlar. Türkiye'de bunu yapmak isteyen varsa bence çok mantıklı. Genelde döner, sandviç ve bu tarz şeyler üzerine kurulu bir yemek kültürleri var. Fakat çok böyle damak zevke, lezzeti anlamında dışarıdaki restoranlar dahil olmak üzere çok benim böyle aman Allah'ım dediğim bir durum olmadı. Onu da belirteyim. Sonuca gitmeden önce son olarak bir de eğitim sisteminden bahsedeyim. Burada arkadaşlar 4 ila 12 yaş arasında bütün çocuklar okula gidiyorlar. Bir 1. sınıf, 2. sınıf düzeni yok diye yok. Yani benim bildiğim. Cemal de gidiyor bu arada. Kendi çocuğum da gidiyor. Eğitim sizin seçtiğiniz modele göre okul eğitim tamamen ücretsiz bu arada. Sanırım yıllık 12 euro mu 20 euro mu öyle küçük bir meblağ bir tavsiye için mi bir şey alınıyor. Eğitim meselesiyle ilgili de şöyle ilginç bir anımız var arkadaşlar. Buraya geldik 1. ya da 1,5. Ya ikinci ayımızın içindeyiz. Bir gün kapı çaldı tık tık diye. İşte gittim kapıyı açtım. Bir tane adam böyle Latin gibi, İspanyol gibi. Tam emin değilim. Ne önemi varsa. İşte bir tane adam yani kapıda arkadaşlar. Dedi ki Cemal evde mi dedi. Ben de hani dedim hayırdır falan filan. Cemal bizim çocuk. Dedi Cemal niye okula gitmiyor? Ben de dedim biz okula yazdırdık. Hani işte karşısında okula gidiyor, şuna gidiyor, buna gidiyor falan filan. Ha dedi demek ki bizim sisteme kaydı olmamış dedi. Cemal'in sisteme kaydını yaptırdı. Yani eğitim denetlenen bir şey burada artı olarak. Biz hani burada sonuçta buranın vatandaşı değiliz, bir şey değiliz. Ama Cemal'in yaşı tuttuğu için ve burada yaşadığımız için Cemal'in neden okula gitmediğini bize sormaya geliyorlar. Bu da hani genel anlamda eğitim sisteminin ve hani buradaki denetim mekanizmasının nasıl işlediğini anlamak için bence sağlam bir örnek olduğu. Hatta bu videonun sonu bile olabilir arkadaşlar. Kafanızda takılan başka bir şey varsa yorumlarımdan bana sorabilirsiniz. Open English'in kampanyasını unutmayın. Dil meselesini acilen çözün. Ben şu an çok ceremesini çekiyorum. Siz çekmeyin. Başka da arkadaşlarını söyleyebileceğim bir şey yok. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.